Teknopat'tan herkese merhaba. Computex 2019'da Intel'in yeni oğuklak yazılımına yakından bakalım. Intel artık bir oğuklak yazılımı sunuyor ve işlemcinizi bu yazılımla otomatik olarak oğuklak edebiliyorsunuz. Fakat videoya başlamadan önce bir uyarı yapalım. Bu yazılım garantinizi devre dışı bırakıyor. Yazılımın adı Performance Maximizer. Intel bu yazılımları 2015'ten beri geliştirdiğini belirtiyor. Yazılım ne yapıyor? İşlemcinizin çekirdeklerini analiz ediyor ve buna göre çekirdeklere özel bir hız aşırtma sağlıyor. Normal şartlarda oğukluk işlemi uzun süren zahmetli bir iş. Her frekans artırımından sonra, her voltaj artırımından sonra işlemciyi test etmeniz gerekiyor. Sistemin ne kadar kararlı çalıştığına bakmanız gerekiyor. Performance Maximizer yazılımı bu işlemi sizin için otomatik olarak gerçekleştiriyor ve işlemcinizin güvenli bir aralık içerisinde çıkabileceği yüksek frekansları buluyor. Örneğin bu ekranda bir oğukluk yapılmış ve çıkan değerleri görüyoruz. Oğukluk yapılmadan önce temel frekanslarda tek çekirdek frekansı en fazla 5 GHz'e çıkabiliyormuş ve bütün çekirdeklerde en fazla 4.7 GHz'e çıkabiliyormuş. Oğukluk işleminden sonra tek çekirdek performansı 5.2 GHz'e, bütün çekirdeklerde 5.2 GHz'e çıkabiliyor. Burada bu işlemin 9900K işlemci üzerinde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Şimdi bu yazılımla işlemcinizi oğukluk ettiğiniz zaman işlemcinizin garanti dışı kaldığını belirtmiştik. Intel burada bir koruma planından bahsediyor, bir protection plandan bahsediyor. Bunu satın aldığınızda işlemcinizde bir sorun olsa dahi işlemciniz garanti kapsamına girecek. Peki bunun fiyatı nedir ya da hangi ülkelerde olacak? Bu konuda bir bilgimiz yok. Fakat oğukluk etseniz dahi garanti kapsamından çıkmayacağınız bir programdan bahsediyor Intel. Peki test ne kadar sürüyor diyecek olursanız 9900K işlemcide 2 saat sürdüğünü belirtiyor Intel. Bunun sebebi her bir çekirdeğin tek tek test ediliyor oluşuyor. 9700 gibi bir işlemci kullanırsanız test daha kısa süre sürüyor. Yani çekirdek sayısı arttıkça testin süresi de uzuyor. Bir başka noktada yazılımın ara birimi, yazılım piyasaya çıktığında bu ara birime sahip olmayacak. Daha çok sağdaki gibi bir ara birime sahip olacak. Yani soldaki ekranı büyük ihtimalle görmeyeceksiniz. Peki soldaki ekran nedir? Onu da bahsedelim. Buradaki koyu mavi nokta işlemcinin temel frekansı. Açık mavi nokta ise işlemcinin çıkabildiği boost frekansı. Turuncu nokta ise işlem sonrası çıkabilen performans. Yani buradaki yazılım sayesinde 200 MHz'lik turuncu kısımda görülen gibi bir artış elde edebiliyoruz.